Sayın Noğdu. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. İcra ve iflas kanunuyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci maddesi üzerine söz aldım. Kanunun adı kimseyi yanıltmasın. Görüştüğümüz bir temel kanun değildir. 7 farklı kanunda değişiklik yapan bir torba kanundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasama faaliyetlerinin kalitesini düşüren ve işgüzük hükümlerini dikkate almayan bu kanun yapma anlayışı, siyaset kurumuna olan güveni her geçen gün daha da düşürmektedir. 1932 tarihli İcra ve İflas Kanunu'nda 3 yıl önce 46 maddede değişiklik yapılmıştı. Şimdi bir ihtiyaç doğdu ki bu değişiklik getirildi. İktidar anlayışı değişmedikçe kanunlardaki değişiklikler sık sık tekrarlanacaktır. Teklifin birinci maddesine gelince, esas kanunun 233. maddesine bir fıkra eklenmektedir. İflas idare memurluğu için mali müşavirler ve serbest muhasebecilerin görevlendirilmesi yerine bu memurluklara hukuk fakültesi mezunlarının getirilmesi, iflas hukukuna uygunluğu yanında hukuk fakültesi mezunlarına yeni iş imkanı sağlaması bakımından da önemlidir. Mali müşavirlerin ve serbest muhasebecilerin iflas tasfiye işlemlerinde bilirkişi veya uzman olarak görevlendirilmesinin daha makul olacağı kanaatindeyiz. Onun için önergemize destek verilmesini bekliyoruz. Değerli milletvekilleri, biraz da güncel bir konuya değineceğim. Son haftalarda keşfedilen yeni petrol ve doğalgaz kuyularından milletçe büyük sevinç duymaktayız. Ancak bir taraftan da öncekiler gibi bunların da boş çıkacağından endişe edilmektedir. Önceki yıllarda benzer çok sayıda müjdeli haber verilmişti. Açıklandığı gibi sonuçlar doğru olsaydı bugün ekonomik krizle boğuşmayan bir ülke olacaktık. Bu konuda benim düşüncem birçok alanda olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın birileri tarafından yanıltıldığı yönündedir. Külliyede görev yapanların arasında iyi niyetli olmayan hem Türklük düşmanı hem de Cumhurbaşkanı'nı yanıltmakla görevlendirilmiş ve saraya sızdırılmış kişilerin olduğu kanaati oluşmaktadır. Hatırlanacaktır. İstanbul'a yapılanlar hakkında Cumhurbaşkanı, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz demişti. Düzelme oldu mu? En basit ifadeyle Zeytinburnu'ndaki gökdelenler tıraşlandı mı? Hayır. Cumhurbaşkanının sözü hangi gerekçelerle yerine getirilmemiştir? 15 Temmuz darbe girişiminde bulunan ve kan dökülmesine yol açan FETÖ terör örgütünün devlete sızması konusunda Sayın Cumhurbaşkanı, bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Rabbim de milletim de bizi affetsin dememiş miydi? AKP içerisinde ve kabinede görev yapan birçok kişinin örgütün devlete sızdırıldığı yıllarda Hoca Efendi'ye nasıl dal kavukluk ettiğini bu millet unutmadı. Ama onlar af dilemeden pişkinlikle görevlerine devam ediyorlar. Değerli milletvekilleri, keşiflere dönersek önceki bazı örnekleri hatırlatmak isterim. 22 Temmuz 2007 genel seçimi öncesi Trakya'da ve Tuz Gölü'nde doğalgaz, Manisa'da petrol bulundu. 29 Mart 2009 yerel seçim öncesi Manisa, Niğde, Diyarbakır, Isparta ve Antalya'da petrol bulundu. 12 Eylül 2010 referandumu öncesi Ergani ve Manisa'da petrol bulundu. 31 Mart 2014 yerel seçim öncesi Diyarbakır'da Türkiye'nin 40 yıl ihtiyacını karşılayacak kaya gazı bulundu. 7 Haziran 2015 genel seçim öncesi Trakya'da 600 milyon metreküp doğalgaz bulundu. 1 Kasım 2015 genel seçim öncesi Karadeniz'de 30 milyar metreküp doğalgaz bulundu. 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt'te petrol, Trakya'da doğalgaz bulundu. 31 Mart 2019 yerel seçim öncesi Siirt'te petrol, Trakya'da doğalgaz bulundu. 21 Ağustos 2020'de Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulundu. 4 Haziran'da gene Karadeniz'de 135 milyar metreküp doğalgaz müjdesini de aldık. Ayrıca 2004'ten bu yana defalarca yerli ve milli otomobil üretimi müjdesini aldık. 4 defada
yerli ve milli uçak üretimi müjdesini aldık. Ve nihayet 10 Şubat 2021'de Ay'a gideceğimizin müjdesini aldık. Değerli milletvekilleri, bu müjdeli haberlere artık yandaşlar bile inanmıyor. Çünkü büyük çoğunluğu boş çıktı. Doğru bilgilerle yanlışlar birbirine karıştı. Bu böyle gidemez. Devlet adına sarf edilen sözler boşa çıkmamalıdır. Alamut Kalesi'nden gelen Hasan Sabbah'ın adamları gibi Cumhurbaşkanlığı sürekli yanıltan, Türk toplumunun huzurunu bozan bu kişiler tek adam rejimini çok severler. Bunlara fırsat verilmemesi, dikkat edilmesi ve külliyeden temizlenmesi şarttır. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde bulunan devlet umuru görmüş çok değerli insanların harekete geçmesi ve bu yanlışlıkların düzeltilmesi için gayret göstermelerini beklediğimi ifade ediyor, selamlarımı sunuyorum.